Günaydın efendim, hoş geldiniz. Sağlıklı, bereketli, güzel bir sabah diliyorum hepinize inşallah. Soğuk bir sabah, Konya soğuk. Yağışların ardından Konya'nın meşhur kuru soğuğu başladı efendim. Dikkat edin kendinize. Türkiye'nin her yerinde artık sonbahar kendini hissettirmeye başladı. Çünkü Ekim'i uğurluyoruz. Yarın Kasım'a adım atacağız ama bugün tarihler 31 Ekim'i gösterirken bakalım hanımeli takvimi de bizim için bugün hangi notları düşecek? Ekim, Dünya Tasarruf Günü'ymüş. Tasarruf konusunda, israf konusunda biz de pek çok yayınlar yapıyoruz. Bunu bilinçlendirmek adına, bunu gündemimizde tutmak adına ve bugün Dünya Tasarruf Günü'ymüş efendim. Ve bildiğiniz gibi bu hafta içerisinde de Resimli Çocuklar Haftası. Yarın da çok kıymetli konuklarım var bununla ilgili. Bunu da tekrar etmiş olalım. Ve Taha suresiyle başlayalım. Biz Kur'an'ı sana mutsuz olasın diye indirmedik. Ancak Allah korkusu taşıyanlar için öğüt olsun diye indirdik de buyurulmuş Taha suresinde. O kadar güzel bir ayeti kerime ki işte mutluluk arıyorsak ki hepimizin sorunudur. Hepimiz mutluluk ararız, hepimiz gülümsemelerimiz azaldı deriz. İşte Kur'an tam da bizim için mutluluk vermek için indirilmiş. Günün duası için hep birlikte amin diyeceğiz. Allah'ım sana teslim olan bir kalp, doğru sözlü bir dil ve dosdoğru bir ahlak istiyorum. Amin diyelim ve Hazreti Ali'ye kulak verelim bugün günün sözünde. Hazreti Ali buyurmuş ki, iyi bir dilekle selamlanırsan daha iyisiyle karşılık ver. Bir el sana ihsanda bulunursa ona daha fazlasını ver. Bununla birlikte fazilet ilk başlayanındır buyurulmuş. İşte güzel bir sureyle, bir duayla ve Hazreti Ali'nin ruhu şad olsun. Bir Fatiha gönderelim. Onun da güzel bir sözüyle başladık. 31 Ekim Salı'ya dair söyleyeceklerimiz bunlar efendim. Bu kadar hengamenin, koşturmacanın, sporun yoğun olduğu, siyasetin yoğun olduğu bu günler içerisinde biz de dedik ki bu Salı sanat konuşalım. Hepimizin ihtiyacı var ve Konya'da resim denilince, hatta Türkiye'de de resim denilince ilk akla gelen isimlerden biri ressam Muhsin Kaleli Beyefendi bizimle birlikte. Çalışmalarını konuşacağız. Atölyeden bahsedeceğiz. Yeni sempozyumlardan geldi. Katıldığı çok kıymetli sempozyumlar vardı. Orada neler yaşandı, neler yapıldı onlardan bahsedeceğiz. Dolu dolu sanatla dolu bir programımız olacak inşallah. Bir taraftan da Muhsin Bey için mantı yapacağız. Tepsi mantısı yapacağız. Nasıl olacak bilmiyoruz. Hemen ülkeye bırakacağım. Hem malzeme listesi için hem de nasıl yapılacağına dair sözü ona bırakıyorum efendim. Tekrar hoş geldiniz. Tepsi mantımız var. Resim sanatını konuşacağız ve sizinle birlikte güzel olacak mutlaka. Ülkücüğüm günaydın. Günaydın. Hazırlıkları yaptın, hamurunu yoğurdun bile sabah erken saatte. Tepsi mantısı için neler gerekli? Neler gerekiyor Ayşegül? Hamurumu ben bir tane yumurtam vardı. Hı hı. Bir çay kaşığı kadar tuz. 4 su bardağı, 3 ya da 4 su bardağı da unum vardı. Sabahtan yoğurdum ben bunu biraz dinlensin diye yarım saat kadar oldu. Bu hamur malzemelerimiz. İç harcı olarak da kıymam var. 2 tane soğan. Hı hı. Birazcık kırmızı toz biber. Tuz ilave ettim. Yoğurdum. Soğanı robota çektim. Karabiber de karabiber, evet. Karabiber her başladı zaman başladı etkisi. Hapşurtur çünkü. Ve yağımız var. Aha, sosumuz için bir yemek kaşığı yağımız, bir yemek kaşığı da salçamız, hı hı, var. Domates salçası. Üzerine yoğurt ve mantımızın nanemiz var. Olmazı yoğurt. Yoğurdumuz. Aha. Biz herhalde şey yoğurttan yaptık. Karışık. Torba yoğurttan. Torbayla kase yoğurdu. İkisi de vardı dolapta. İkisini karıştırdım. Hı hı. Ve üzeri içinde tabii nanemiz ki mis var. Gibi aha, nane. Borcam, bolca tereyağıyla. Bir de şöyle borcama yapacağım ben, dizeceğim. Hı hı. Böyle güzel bir dizeceğim. Neyle başlayacaksın? Hamuru açmakla başlayacağım. Hı hı. Bu şey mantıyı Ayşegül istersek bu ocağımızın üstünde kızartabiliriz altını. İstersek fırında da kızartabiliriz. Biz aha, bugün nasıl yapacağız? Fırına atacağız. Fırında da yapabiliriz. Fark etmez. Bakalım duruma göre. Bakalım bizi hangi noktaya götürecek. Hemen başlıyoruz. Besmelemizi çektik. Biz hamurumuzu yoğurduk hanımlar. Siz de yoğurabilirsiniz. Hamurumuzun tarifi zaten ekranlarınızda, hı hı, görüyorsunuz. Kaçırdıysanız da Ayşegül Şencan Hanımeli Facebook sayfasından ulaşabilirsiniz. İşte hamurumuz da erken açılınca güzel olmuş. Evet.
Her tabii zaman bekleyen hamur güzel olur. Dinlenmesi güzel olur. Aynen evet, öyle. Dinlenen hamur her zaman güzel olur. Dinlenmediği zaman kenarları kıvrışır. İşte başladık. Biz seni takipte olalım. Tamam. Özellikle söyleyeceğim bir şey olursa tamam, biz atarız. Tamam. Ülkücüğüm kolay gelsin. Sağ olun, size de kolay gelsin. İşte tepsi mantımız için hamurumuzu açmaya başladık bile. Bir taraftan da ressam Muhsin Kaleli Beyefendi bizimle birlikte. Uzunca bir ara vermiştik. Sabah konuştuk, 1,5 yıl olmuş neredeyse. 1,5 senedir özlemiştik onu da ağırlamaktan dolayı, çok mutluyuz. Dedim ya, bu kadar yoğun gündemlerin, sporun ve siyaset gündeminin dışında bugün resmi konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun. Özlemiştik diyorum. İyi ki geldiniz. Yani, şey çok güzel, ortam çok güzel. Kontibi ortamı, teknolojisiyle, sizlerin karşılamanızla çok hoş bir ortam olmuş. Biz de bu ortamda sizi ağırlamaktan dolayı çok mutluyuz. Hemen bir hatırlatmalarımızı yaparak başlayalım. WhatsApp'tan bize ulaşabilirsiniz. Muhsin Bey'e sorularınız olabilir. Resimle ilgilenmek istiyorum. Ne yapabilirim? İlk adım nasıl başlamalıyım diyenler olabilir. Sınavlara hazırlanan gençler olabilir, öğrenciler olabilir. Onlar nasıl bir yol izleyecekler? Bununla ilgili sorularınız olabilir bize. Mutlaka WhatsApp'tan yönlendirdiğiniz sorulara biz de dönüş yapacağız efendim. Muhsin Bey, yoğunsunuz biliyorum. Öğrenciler bir taraftan, atölye çalışmaları bir taraftan. Ama böyle doğanın tam da resim yapılacak zamanı sanki. Dışarıya çıktığımız zaman sonbaharın renklerini, sarısını, kırmızısını görüyoruz. Böyle sizde öyle oluyor mu sanatçılar için? Böyle bu dönemler, sonbahar ya da ilkbahar dönemlerinde böyle içinizden bir coşku geliyor mu resim yapmak için? Mutlaka geliyor. Yani sanatçı zaten etrafındaki yaşanan olaylardan, iklimlerden, yani her şeyden etkilenen daha hassas insanlar. Yani sonbahar da öyle. Ben sonbaharı şöyle diyorum. Cenab-ı Allah ilkbahar, kış vesaire... Bunları insanlara sunarken, buradaki güzellikleri sunarken, yani dünyayı bir tablo olarak düşünürsek, yani sonbaharda Cenab-ı Allah tablosunun son halini ortaya koyuyor. Evet. Yani o renkleriyle vesaireleriyle. Yani bizler de işte soğuk havalarda ayrı etkileniyoruz. Sıcak havalarda ayrı etkileniyoruz. Ayrı bir ruh hallerine giriyoruz. Tabii ki bu havada bu renkleri görüp de etkilenmemek mümkün değil. Mümkün değil. Doğru. Ve daha iyi bakmamız gerekiyor. Yani o sonbahardaki o güzellikleri. Ya bu nasıl oldu da böyle oldu? Bunlar yeşildi. Bu yapraklar yeşildi. Meyveler vardı. Meyveler toplandı veya döküldü. Bu yapraklar nasıl böyle oluyor? Yani bizim de bunlara bakıp en büyük sanatçı olan Yüce Rabbimizden bizlere sunduğu bu güzelliklerden ibret almamız gerekiyor. Tefekkür etmeli, tefekkür şükretmeli. Tefekkür etmemiz gerekiyor, şükretmemiz gerekiyor. Ya ne kadar güzellikler bunlar. Müthiş. Demek ki Cenab-ı Allah bizlere bu güzellikleri sunuyorsa, bu güzellikleri gösteriyorsa, biz de insanlar olarak hayatımızda güzellikler yapmak zorundayız. Güzel olmak zorundayız. Güzel konuşacağız, iyi sözler söyleyeceğiz. Karşımızdaki insana iyi enerjiler vereceğiz. Selam vereceğiz, merhaba diyeceğiz. Nasılsınız, iyisiniz? Yani doğa bizimle iletişim halinde. Biz böyle olmamız, böyle olmamız gerekiyor. Yani herkes kendi kabuğuna, kendi şeyine çekip, kafayı öyle eğip, her şeyden bana ne, şundan bana ne, işte böyle bir şey yok. Bizler birbirimizle etkilenen insanlarız. Ve tabii ki sanatçılar yani daha çok etkileniyor. Tabii ki sanırım. Yani güzel bir söz, güzel bir merhaba. Sabah kapıdan çıkarken güzel bir uğurlama. Yani bunlar bize o gün içerisinde daha güzel anlar yaşamamızı, daha güzel şeyler üretmemizi, bizim de aldığımız pozitifliği diğer insanlara aktarmamıza vesile oluyor.
Yani bu bir nevi şükür. Evet, çok güzel söylediniz. Gerçek sanatçı, asıl sanatkar, işte Rabbimiz, Yüce Rabbimiz bizim için. Mevsimleri ben insan gibi değerlendiriyorum. İşte toprağa artık gömülecek hepsi, ölecek ve yeniden baharda bir diriliş yaşanacak. Hep böyle bir döngü yaşıyoruz. Rabbimize tabii ki tefekkür etmek, şükretmek çok önemli. Ama sanatçılar, siz biraz daha hassassınız. Dinlediğiniz küçük bir şarkıdan ya da bir renkten çok çabuk etkileniyorsunuz. Resim de sizin için sanırım vazgeçilmez bu konuda. Yani tabii ki biz, yani resim insana şunu kazandırıyor bir defa. Daha iyi görüyorsun, daha iyi bakıyorsun, daha iyi inceleyebiliyorsun. Hı hı. Ayrıntıları inceliyorsun. Ya o renkler zaten sizi etkiliyor. Hı-hı. Yani incelemedim ama birçok ressam sonbaharda yaptığı resimler farklıdır. İlkbaharda yaptığı resimler farklıdır. Kışın yaptığı resimler farklıdır. Veya yaşadığı acı bir olaydan sonra yaptığı resimler farklıdır. Veya mutlu bir olaydan sonra yaptığı resimler. Yani o resimle zaten yaşıyorsunuz. Sizin tamamen, yani ressamın duygusu tamamen o resme yansıyor. Peki siz yaptınız ve sizin elinizden çıktı. Artık biz yorumlamaya başlıyoruz. Çoğunu görüyor muyuz? Hissedenler oluyor mu? Mesela sizin resimlerinizden birkaç tanesi hem de ekranı da gelirse sevinirim. Ya Muhsin Bey, şurada şöyle mi düşünmüşsünüz diye söyleyenler oluyor mu? O duygularınızı zaten, yakalayanlar oluyor mu? Zaten şu, o duygularımızı, İşte nedir resimdeki olay? İnsanın iç dünyasındaki yaşadığı şeyleri tuvale aktarması. Yani renklerle aktarması. Yani burada insan aktarırken değişik objeler kullanabilir. Ama o ruhu aktarabiliyorsa, karşıdakine manevi bir duygu verebiliyorsa o zaman büyük iş yapmıştır. Yani izleyiciyle aynı frekansı tutturabiliyorsak eğer, o zaman yaptığımız resimler amacına ulaşmış demektir yani. Doğru olmuş, doğru noktaya temas etmişiz demektir. Şu anda sizin de çalışmalarınız geliyor ve tüm bu çalışmalarınız bir güzel bir sergiyle de sergilenmişti geçtiğimiz yıllarda. Evet. Şu anda devam ettiğiniz elinizdeki bir çalışma var mı? Tabii şu anda bir çalışmam var. Ya tabii ki. Yani. Yine Konya'ya dair mi bir şeyler yapıyorsunuz, yoksa şöyle küçük bize tiyolar verseniz? Yani şu anda yaptığım çalışmada bir İstanbul, İstanbul'daki bir tarihi eser, onun İstanbul'un o güzellikleriyle buluşması ve yine benim en sevdiğim o akşam ikindi ışığı, akşama yakın ışık. O şekilde bir resim üzerinde çalışıyorum. Hatta bu resime başlayalı bir yıl oluyor neredeyse. Tabii ki başladık, ondan sonra işte ameliyat oldum, hasta oldum vesaire oldu. Araya başka şeyler girdi. İşte günlük işler yaz girdi. Geldi, çok sıcaklar oldu. İşte Konya dışına çıktık sempozyumlara vesairelere. Onları da konuşacağız. Ama şimdi tekrar aynı resme kaldığımız yerden devam ediyor. Yani resimle peki, bıraktığınız yerden devam yani. Ediyor musunuz? Yani biz sanıyoruz ki mesela şu anda ekranda gördüğümüz bir resim işte birkaç ay içerisinde çıkabilir. Ama siz bir seneden bahsediyorsunuz. Bu kadar uzun mu sürüyor? Yoksa o anda yapmak istediğinizde bir anda da mı çıkabiliyor? Onun süresi ne kadardır? Şimdi bir anda da çıkabilir. Tabii ki yani o şeye bağlı. Ya benim bu resim için onu söyledim ben. Bu resim uzun sürdü diye. Tabii diğer resimler daha kısa sürede de bitiyor. Yani 45 günde de işte başlayıp resim bitirebiliyorsunuz. 2 ayda da sürüyor, 3 ayda da sürüyor. Tabii rahat çalışmalarda ise mesela oturup bir saatte de bir resim çizim duyguları ifade edecek şeyler yapabilirsiniz. Bir günde de yapılabilir. Yani bu nasıl yaptığınıza bağlı. Sizin resmi nasıl yorumladığınıza bağlı. Biraz da herhalde hem zamanın rahatlığı hem kafa rahatlığı. Evet. Sanırım bunlar çok önemli. Yani tabii ki bizim çalışmalar, yani benim yaptığım çalışmalar daha gerçekçi ve daha belgesel, daha şeklinde. Yani ben resimlerimi doğanın o gerçekçiliğini yansıtarak yorumlamaya çalışıyorum. Şu bir önceki resim gerçekten müthişti. Oradaki yani, sizsiniz değil mi? Evet. Konuşmuştuk yani bunu. Bu resim
Konya'mızda Selçuklulardan kalma nadide eserlerden birisi. Evet. Sırçalı Medrese dediğimiz. Burada buna dikkat çekmek istedim ben aslında. Bu yani o zaman o Selçukluların mavi tonlarını görüyorsunuz. O müthiş. Mavi çiniler müthiş. Bu bir serinin başlangıcıydı. Derviş serisine. Burada bu kapıdan giriş, yani oraya, o medreseye girmek, o tek şeye girmek, yani dervişliğe giriş diyebiliriz evet, yani. İlk kapıdan evet, giriş ilk ve ilk adım. İlk kapıdan giriş, genelde evet. Derviş resim, yani resimler muhteşem, ışık, gölgeler şahane. Muhtemelen size fotoğraf mı bu diyenler çok oluyordur. Hep bir derviş kullanılıyor ama bir önceki resimde kendinizi kullanmışsınız, kendinizi resmetmişsiniz. Derviş olarak görüyor musunuz kendinizi? O kapıdan giriş için işte. Merhaba dediniz mi? Hepimizin vardır çünkü öyle bir girmek için evet, talebi evet. Mutlaka vardır. Ya o kapıdan girdim. Tabii ki yani insan istemez mi? Tabii gerçek anlamda dervişten bahsediyoruz. Öyle olmayı, yani insanlara güzellikler sunabilmeyi, hoşgörü içerisinde olmayı, i̇şte kavga etmemeyi. Bunlar aslında değil mi? Yani böyle olmayı neden istemeyiz? Yani pişmektir yani, olmaktır. Bu da zaman gerektirir. Onun için daha önümüzde çok zaman var. Ve sanırım bir yere kapanmak değildir dervişlik, toplumun içerisinde evet. Doğru davranışlarla, güzel sözlerle, sizin dediğiniz gibi vatanı milleti için üreten insanlar üretmektir olmaktır tabii aslında ki. Faydalı dervişlik. Olmaktır. Faydalı yani şimdi, olmaktır. Yani Hazreti Mevlana, Celaleddin Rumi tutup da şeye sırf kapanmış değil ki. Evet. Gerektiğinde kapanıyorsun. Gerektiğinde halkın olayları, için. Şeyleri veya kendine bir inzivaya çekilip bir kendini tartıp bir düşünüyorsun, bir tefekkür haline geçiyorsun. Ve daha sonra bunları aktarmaya başlıyorsun. Yani faydalı yol oluyorsun insanlara, dışarı çıkıyorsun. Ve Konya'nın pek çok önemli noktasını resmettiniz siz. İşte biraz önce Sırçalı Medrese'yi gördük. Yine Şems Hazretleri'nin oradaki evet. Bir kubbeyi çizdiniz herhalde. Yine Hazreti Mevlana'nın. O bizim Mevlana yolu dediğim Sarafların yolunun oradaki yolu çizdiniz. Buralar Konya'nın çok önemli mekanları. Daha doğrusu Konyalı'nın ortak noktaları evet, aslında. Evet. Özellikle mi seçtiniz? Tabii ki yani şimdi burada bu mekanlarda bir ruh var. Bu mekanlarda bir yaşanmışlık var. Zaten oraya gittiğiniz zaman yani hiç Mevlana türbesine gelmemiş bir kişi. Türbeye girdiği zaman etkilenmemesi mümkün değil. Doğru. Sadece o görselliklerden değil. Oranın atmosferinden, oranın ruhaniyetinden, oranın havasından. Yani bizler de bunlardan etkileniyoruz. Bir Şems'in oraya gittiği zaman, Hazreti Şems'in oraya gittiğimiz zaman etkileniyorsun. Burası yüzyıllar öncesinden artık ne kadar insanlar geldi geçti, neler oldu. Ne kadar ayak basmıştır tabii, tabii değil mi yani. O yollara? Kimle? Ve bir sürü talebeler yetişti, bir sürü insanlar yetişti. İşte Alaaddin Keykubatlar adımladı. Müthiş bir şey böyle düşünüldüğü zaman. Tabii yani işte öyle düşünmemizi istiyorum ben de. Ve o yüzden sanırım bu resimler çıkıyor. Bu ışıklar, gölgeler sizin tarzınız galiba. Çünkü ben diyorum ki mesela bir resmi gördüğümde işte bu Muhsin Kaleli'nin fırçası. Yani ondan çıkmıştır. O gölgeleri ve ışıkları o kadar güzel veriyorsunuz ki. Söyleyenler oluyor mu bunu size? Yani oluyor tabii. Bu Muhsin tabii. Hoca'nın kalemi fırçasından çıkmıştır yani, diyorlar mı? Tabii ki o oluyor. Bu güzel bir şey tabii değil ki, mi? Tabii ki güzel bir şey. Yani imzanız olmasa bile resminizin bilinmesi bu onur verici bir şey. Peki bunun için ne kadar süre gerekiyor? Ya da bu tarzı yakalamak tamamen sizle mi alakalı? Yoksa çalışmaların bir kısmında bunu yansıtıyor musunuz bilerekten? Yani benim de resmimde bir ismim olsun ya da bilinsin diyecekler olabilir belki. Nasıl ortaya çıkıyor bu? Tabii ki yani bizim benim öyle bir düşüncem yok yani işte aman işte ismin bilinsin vesaire olsun filan. Bu amaçlarla yapılmaz bunlar zaten. Siz elinizden geleni yaparsanız çabanızı gösterirsiniz. Yani o yaptığınız resimle bütünleştiğiniz zaman, o resmin içerisine girdiğiniz zaman
Zaten o sizden bir parça oluyor ve içinizi oraya yansıtmış oluyorsunuz. Yani oradaki ışıklar da, oradaki o gölgeler de, o etkili şeyler de benim içimin yansıması. Ve ister istemez çıkan yani ister şeyler. İster istemez çıkan şeyler. Ben öyle görüyorum veya öyle aktarmaya çalışıyorum. Konya resimlerinin dışında bir de İstanbul sevdanız var sizin. Hepimizde vardır. İstanbul'u severiz. Bazıları çok fazla gönül bağı kurar ve bunlardan birisinizdir biliyorum. Yıl içerisinde birkaç kere gidip geliyorsunuz. İstanbul'u resmetmek nasıldır? İstanbul size neyi ifade ediyor? Ya İstanbul tabii ki nasıl biz bu Konya'mızda bu anlattığımız bölgelerdeki o ruhu yaşayıp teneffüs edebiliyorsak. Ya İstanbul da öyle. İstanbul bütün ülkeyi yani hatta dünyayı hatta. Yani birçok şeyleri bir arada şey yapan bir yer, bir şehir, bir yaşam. Ya çok farklı bir şey. Çünkü nereye baksanız oradaki tarih. Ama işte o tarihi görebilmek, oralardan kendi yaşantımıza bir şeyler çıkarabilmek. İşte bu resimde olduğu gibi burası Eminönü. Yeni cami Galata Köprüsü üzerinde. Mesela cami sadece resmedebilirdiniz ama siz yürüyen insanları, o şehrin kalabalığından da bahsediyorsunuz bu resimde. Yani aslında şehirde insan varsa hayat vardır. Yaşam insanla birlikte vardır. Evet, ve bu eseriniz gerçekten çok güzel. Yani burada tabii ki yani o benim yaşadığım dönem, ben işte bu 2000'li yıllarda yaşıyoruz işte. Yani bu yaşadığım dönemde ben bu şekilde görmüşüm. Yani insanlarımız bu şekilde. Burada hem oradaki güzelliğe, o mimari güzelliğe dikkat çekiyoruz. Hem kalabalık hem de o kalabalığın içinde. Günümüz insanları nasıl haldeler, davranışları, hatleri, yürüyüşleri, işte ne yapıyorlar vesaireler. Hem ama, de o kalabalığın içinde bir derviş. Yani o dervişimiz de... onu nasıl yorumlarsanız artık. Onu herkes kendisi yani yorumlar. Yani onu ben tabii ki kendi kafamda benim bir şeyim var ama ama çoğunlukla hep resmi inceleyenler yorumlarla aynı fikirde oluyoruz. En enteresan dervişle ilgili yorum ne oldu size? Hiç aklınızda kalan, bunu hiç düşünmediğim dediğiniz bir yorum geldi mi? Yoksa herkes bizim gibi hani benim ifade ettiğim gibi mi düşündü işte? Kadar kalabalığın içinde işte bir derviş olabilmektir diye mi? Farklı bir yorum geldi yani mi? Yani farklı bir yorum şöyle, farklı bir yorum gelmedi. Çünkü biz aynı toplumda yaşıyoruz. Aynı duyguları hissediyoruz. Ben sadece onu oraya aktardım. Yani burada geçmişle, geçmişteki o temizlik, güzellik, saflık, sevgi, bunun özlemi diyebilirsin. Geçmişi günümüze getirme veya işte günümüzü geçmişe götürme bir zaman mefhumu içerisinde. Yani yine o şekilde yaşayabilme, sevgiyle yani programın başında da ben bahsettim bazı şeylerden. Yani ona bir özlem de diyebiliriz. Yani birçok şeyler diyebiliriz. Yani beni... Yani buradaki derviş işte o dediğiniz gibi işte kendini bir odaya kapatıp veya işte yanlış lanse edilen o kelime, yanlış kalan değil, yanlış anlatılan şekilde değil. Yani gerçek anlamda bir derviş. Gerçek anlamda bir derviş. Bütün insanları sever. Evet. Ve toplumun içerisinde olur. Toplumun içerisinde halkın olur. Içinde evet, halkın içerisinde hakkı savunur. Olur. Halkın içerisinde hakkı. Yani şimdi bir Hazreti Rumi, bir Hacı Bektaş Veli. Müthiş, evet. Değil mi? Yani bir Yunus Emre. Bunlar halktır, halk içerisinde yaşayan insanlardır. Yani belki onlara özlem. Onlar olabilir. Veya ihtiyaç, günümüzdeki ihtiyaç bu yani. Onlara özlem tabii ki var ama yeni Yunuslar, yeni Aşık Veysel'ler için de işte bizim çalışmamız lazım. Evet. Siz de
bu noktalarda işte fırçanızla tarihe adım imzanızı atıyorsunuz. Tarihe doğru yürüyüş yapıyorsunuz. İleride belki çocuklarımız işte Muhsin Kaleni'nin eseri diyecekler. Bence bu çok güzel bir onur ve gurur sizin için de. Devam edelim, bir çaylarımızı tazeleyelim. Ondan sonra sizi bekliyoruz efendim. Daha çok izleyeceğiniz, çok gözünüze sizi yansıtacağımız, evlerinize yansıtacağımız resimlerimiz var. Bekliyoruz sizi de. Yeni gelenler, hoş geldiniz efendim. Biz bir taraftan ressam Muhsin Kaleli ile birlikte o muhteşem eserlerini gösteriyoruz size. Onun üzerine konuşuyoruz, tablolar konuşuyoruz. Bir taraftan da Hanımeli mutfağında Ülkü kendi tablosunu resmediyor. Şu tablo, şu resme bir gelebilir miyiz Cem? İşte Ülkü'nün bugünkü eseri, bugünkü tablosu da bu. Harika olmuş, eline sağlık. Ne yapıyoruz Ülke? Bugün tepsi mantısı yapıyorduk Ayşegül. Ne yaptım ben? Hamurum vardı, hamurum yoğurdum güzelce. Açtım, kestim kareler şeklinde. Evet. Sonra içine kıymayı böyle koyup, yardımcım vardı kaçtı. Şöyle aralara hafif verev yanlamasına gidiyoruz. Düz düz değil de. Hemen bir tane daha göstereyim. Ben de yapardım ama elimden emin olamadım. Yok yok. Dokunmayayım şimdi diye. Yıkamak gerekir. Bu şekilde. Tamamlayacağım. Tamamladıktan sonra ne yapacağım? İster fırında dedim, isterseniz ocağın üzerinde. Pişirebiliriz. Altlarını hafif tıkır tıklayacağız. Daha sonra da bir sosumuz var. Sosumuzu verip pişireceğiz. Evet. Şu şekilde. Daha büyük ya da daha küçük. Gerçi bu en küçüğü herhalde. Bundan daha küçük yapamayız ama. Açık mı olacak Ülke? Üstleri böyle açık oluyor. Şu şekilde. Şöyle göstereyim. Bu şekilde tamamlayacağız, bitireceğiz tepsiyi. Bizim verdiğimiz ölçü bunun hepsini doldurur mu, artar mı? Artacak bir, tabii. Bir tepsi daha yaparız çünkü. Aynen. Tepsimiz küçük olduğu için. Bu tepsi küçük. Ve üzerine de? Sosumuz gelecek. Sosumuzla da birazcık pişireceğiz. En sonunda yoğurdumuzu verip afiyetle yiyeceğiz. İnşallah. Kolay gelsin sana. Sağ olun, çok güzel görünüyor. Kolay gelsin. Biz tabloları, resimleri konuşurken bir anda öyle söylemek istedim. Çünkü sen de orada bir resim yapıyorsun. Çok güzel olmuş. Ve Muhsin Kaleli ile birlikte resimleri konuşuyoruz. Sanatı konuşuyoruz bugün. İlk bölüm kendi resimlerinden bahsettik. Her defasında yayınladığımız zaman ya da her defasında atölyeye gittiğinizde gördüğünüz zaman hep ilk görüyormuşsunuz heyecanı yaşatıyor. Ben öyle hissediyorum en azından. Atölye çalışmalarından da bahsedeceğiz ama biraz da yurt içi ve yurt dışında düzenlenen pek çok sempozyum oldu ve oralara katıldınız. Davet mi ediliyorsunuz? Nasıl katılım oluyor? Mesela Kastamonu ile başlayalım. Yeni geldiniz herhalde. Yeni dediğim yine birkaç ay oldu sanırım. Nasıl davet ediliyor? Kimler katılıyor? Organizasyon nasıl düzenleniyor Muhsin Bey? Şimdi bu sempozyumlar yine bir sanatçı arkadaşımız ve o şehrin yöneticileri, yani bir belediye başkanlığı, bir kaymakamlık veya özel sektörden şeyler, bunların desteğiyle olan bir şey. Çünkü bu tür sempozyumlara değişik ülkelerden ve ülkemizin değişik şehirlerinden birçok sanatçı katılıyor. Tabii ki bu sanatçıları seçerek davet ediyorlar. Beni de davet ettiler. Konya'dan temsilen gittiniz. Konya'dan temsilen beni çağırdılar. Bu Kastamonu Taşköprü'de oldu mesela. Bu yılki ilk gittiğim sempozyum. Yani orada değişik ülkelerdeki insanların sanatçılarıyla hem sanatçıların kendi arasında kaynaşması ve hem de o şehri tanıması açısından ve de hem de o şehri resmetme açısından yani birçok şeyleri olan, yani bir şeyler üretilen, bir şeyler yapılan faydalı bir sempozyum. Burada biz Taşköprü'yü tanıttık mesela. Nedir? Taşköprü'nün Taşköprüsü, işte sarımsağı vesairesi. Oradaki insanlarla
diyaloğumuz. Ve oranın işte yöresel yemekleri, evet. Oranın iklimi, oranın havası, oranın tarihi eserleri, oranın mimari yapısı, oranın işte evleri nasıl? Ya bizim Konya'mızın evi nasıl, onların evleri nasıl o dönemlerde yapılan? İşte mesela tuğlaları yan yan koymaları, işte pencereleri, ya birçok güzellikler. Ayrıntılı bir şekilde o ilçeyi tanıyorsunuz. O ilçeyi tanıyoruz. Biz Taşköprü, evet. Kastamonu deyince aklımıza sadece sarımsak geliyor ve taş bir köprüsü geliyorken siz hem kültürü hem yemek kültürü, yemek de bir kültür çünkü. Evet. Hepsini tanıdınız. Şu andaki ekrandakiler oradaki çalışmalarınız herhalde. Ya, evet. Siz ne resmettiniz? Ben orada biz bir hafta boyunca, yani 8 gün boyunca bizleri misafir ettiler orada. Çok güzel bir ortamda, bir orman içerisinde bu çalışmaları yaptık. İlk önce bizi şehri bir tanıttılar. Her ressam kendi etkilendiği şeylerden resimler üretmeye başladı. Ben de orada bir sokak burası. Buradaki hem o taş köprünün evlerinden hem de o dönemin 1400-1500'lü yıllarda kalma bir cami, tekke camisi. O sokaktan etkilendim ve o sokağa yansıtmak istedim. O işte bir hafta boyunca hem resim çalıştık. Hem güzel yemekler yedik. Hem gezdiniz. Hem gezdik. Hem de diğer sanatçı arkadaşlarınızla, evet, bir araya işte geldiniz. Oradaki onlar çok önemli. Şimdi burada tabii ki İzmir'den sanatçı arkadaşlar vardı, İstanbul'dan vardı, ülkemizin değişik yerlerinde yurt dışından sanatçılar vardı. İşte Bulgaristan'dan sanatçı vardı, Rusya'dan sanatçılar vardı, Makedonya'dan sanatçı arkadaşlar vardı, Azerbaycan'dan sanatçı arkadaşlar vardı ve daha birçok ülkelerden. Yunanistan saymış mıydım? Sanatçı arkadaşlar, hepsinin kültürleri farklı ve tabii ki onların tepkilerine de bakıyorsun. Evet. Ya nasıl tepki gösteriyorlar bu şehrin şeylerini falan. Ve nasıl onları aktarıyorlar? Ne görüyorlar yani? Onların stillerini de tabii ki. Tabii ki yani. Şimdi nasıl resmettiklerini de. Yani biz yani onların yaptıkları resme bakıyoruz, nasıl yapıyorlar. Onlar bizim yaptıklarımız resimlere bakıyorlar. İşte nasıl bir alışveriş fırça, tabii ki alışveriş, alışveriş oluyor. Ve buradan kim kazançlı çıkıyor? Buradan o şehir kazançlı çıkıyor. Ve yaptığımız eserler, doğru. Yani yaptığımız resimler, eser denmesi tabii tartışılabilir. O yaptığımız çalışmalar, oraya bırakıyoruz biz onları. Ve o resimler o şehirde kalıyor ve o şehre ait oluyor. Biz bu çalışmalar yaptığımız sırada oranın belediye başkanı kaç defa ziyaretimize geldi bizlerle. Onunla sohbet etme imkanı bulduk. Ne kadar bulduk. Önemli, evet, değil mi? Bir şehrin çok belediye başkanının sanatçıları ziyaret etmesi, evet. Desteklemesi. Yani böyle bir organizasyon yapması, böyle bir şeye bütçe ayırması. Tabii ki yani bir şehirde yollar güzel olmalı. İşte alt geçitler, üst geçitler güzel olmalı. Ne bileyim, o şehirde o tarihi eserler restore edilebilmeli, bakılabilmeli. Yani belediye başkanları veya diğer oradaki idareciler o şehrin güzelleşmesi için, değil mi? Elinden geleni yapıyorlar, her şeyi yapıyorlar. Bunlar kadar önemli. Bunlar kadar da yani sanatın da önemli olması. Sanatçının da tabii ki. Bunun değer verildiğini gösteriliyor. Gösteriyor ve o her gelen sanatçı kendi gittiği ülkesine, kendi gittiği şehre, oraya anlatıyor. Benim şu anda sizlere anlattığınız gibi. Doğru. Bir Yunanistanlı, bir Rusyalı, bir Bulgaristanlı sanatçı. Tabii. Türkiye'de tabii. Bir Kastamonu şehri vardı ve orada bir Taşköprü ilçesine gittik ve hem güzel ağırlandık, hem şahane resimler yaptık, hem doğasıyla, yemeğiyle kültürünü tanıdık diye anlatacak. Evet, evet, böyle. En güzel anlatım şekli böyle sanırım. Evet. Yani daha sonra tabii ki yani bunlar çok önemli. Tabii ki bu yapılan şeylerden o şehrin bir kent müzesi var. Bakın Taşköprü. Taşköprü'de bir kent müzesi var. Ve buradaki yapılan eserlerden uygun olanlar o kent müzesine konuluyor. Ve ziyaretçiler o eserleri de izleme fırsatı buluyor. Erzurum, daha sonra Erzurum'a gittim. Erzurum'un İspir kazasına gittim. Bambaşka bir şehir orası da.
Orada da aynı şekilde yeni oluşturulacak kent müzesi için altyapı çalışmaları. Harika. Yani bunun için de bizleri davet ettiler. Yine Konya'dan temsilen siz yani davet Konya'dan, edildiniz. Tek kişi olarak mı gittiniz Muhsin Bey? Tek kişi gittim, evet. Tabii ki Konya'daki diğer sanatçı arkadaşlarım, onlar da başka yerdeki düzenlenen diğer organizasyonlara gittiler. Diğer sempozyumlara katılıyor. Ama buradakine ben katıldım. Yine yurt dışından da katılımcılar tabii ki, var mı? Tabii ki, yani uluslararası oluyor. Uluslararası oluyor. Bu İzmir'de de yine aynı şekilde oradaki bir ahşap caminin dağın başında, inanır mısınız, bir cami, bir mescit, küçük bir mescit. Yani orada 5-10 tane ev ama o mescidin içerisinde öyle bir işlenmiş ki, öyle bir emek vermişler ki, Selçuklu, Osmanlı, birçok motiflerin içinde yer aldığı bir cami. Oradan bir detay alıp, onu hafif soyutlayarak çalıştım onu. Ama bunu siz görüyorsunuz işte. Hani dediniz ya, anlatırken muhteşemdi, o kadar güzel işlenildi. Biraz da sizin bakış açınızla herhalde. Orada size özgür mü bırakıyorlar? İstediğiniz mekanı seçebilir ve resmedebilirsiniz tabii, mi diyorlar? Ya, tabii ki. Ya, bize orayı tanıtıyorlar. Ya, orayı geziyoruz. Biz İzmir'de işte 3000 rakımlı dağların tepesine çıktık. Yaylalara çıktık. Yani orada bize güzel ikramlarda da bulunuyorlar tabii ki. Orada o dağların tepesine çıkarken uçurumların kenarından işte o da adrenalinle yaşıyor insan. Ve oranın oksijeni daha bir farklı oluyor. Şehrin merkezine iniyorsun. Yine oradaki yapılaşmalar vesaireler. İnsanlara sıcakkanlılar. Benim dikkatimi çeken şeylerden birisi akşam gece vakti dükkanların önünde malzemeler hepsi olduğu gibi duruyor. İzmir'de bakın. Hiçbir hırsızlık vakası İçeriye olmayan bir yer. İçeriye almıyor kimse. Evet. Yani buradaki yaşayan insanları da düşünün. Bunu da böyle gördüm, canlı gördüm. Şimdi diğer büyük şehirleri düşündüğümüz zaman tabii ki tedbirli, önlemli olmak lazım. Ama bu şehrin özelliği o. Yani kimse dışarıdaki mallarını, şeylerini dükkan içerisine çekip kepenki örtmüyor. Enteresan. Öyle bir yer. Ve sizin oradaki çalışmanız o sokak içerisindeki küçük mescit miydi? Onu tekrar görebilirsek. Yani şimdi o şimdi şeydeki Erzurum'daki bir gelirse ekrana ben onu göstereyim. O dediğim camideki ahşap şeyden bir detay. Yani bu tabii ki bu Makedonya'daki çalışma. Peki yine o da Erzurum'da İzmir'de mi kaldı yaptığınız çalışma? Evet, o çalışmada yani İzmir'de kalıyor. Oranın yeni binasını falan hazırlamışlar, her şeyi hazırlamışlar. Orada sergilenecek. Için, tabii ki. Aslında orada da bir isminiz yaşayacak, bir eseriniz daima canlı olacak. Bu da güzel. Ve Makedonya'ya geçelim. Orada da tabii bir yani uluslararası sempozyum. Bu şeyler hepsi arka arkaya denk geldi. Yani burası da, bu yaptığım çalışma da Makedonya'nın Sturmçı ilinde bir Osmanlı eseri. İsmi Orta Cami buranın. Oraya ilk gittiğimde birkaç yer gezdim ben. Birkaç şehir gezdim. Yine gezdirildiniz mi? Tabii ki, yani gezdirmiyoruz. Bir Tetova'ya gittim. Tetova şehri Türklerin daha çok yoğunlukla yaşadığı şehirlerden birisi. Yine orada da Osmanlılardan kalma eserler var. Ve o eserlerin içerisinde Türk bayrağının olması yani bize ayrı bir gurur veriyor, mutluluk veriyor. O tabii sempozyumun olduğu yer, oranın bizi davet eden oranın kültür müdürlüğü. Onlar davet ettiler. Orada dedim yani burada şeyle ilgili bir Osmanlılar gibi bir yer var. Bana burayı gösterdiler. Buraya çıktım. Ben buraları fotoğrafladım. Ondan sonra bu resmi yapmaya başladım. Tabii ki burada hem seviniyoruz hem de üzüleceğimiz şeyler de oldu benim orada etkilendiğim. Yani bu caminin önünde bir çöp konteyneri olması. Büyük bir elektrik direğinin ve her tarafın tellerle dolu olması. Caminin içine girmek istedim, giremedim. Burası müze. Orta Cami şu anda müze. Ama müze de açık değil.
Çok acı. Çok acı. Bunu kendilerine ifade ettim orada. Dedim bakın ben bunu resmediyorum. Önündeki çöp konteynerini yapmayacağım. Diğer şeyleri de yapmayacağım. Elektrik direkleri. Elektrik direklerini vesaireleri de yapmayacağım. Bunu güzel aktaracağım ama... Olması gerektiği bu, gibi. Bu dedim hani yakışmıyor. Dediler ki biz bunu yetkililere ileteceğiz. Yani peki ben cami olarak şu anda evet, faaliyette de mi? Değil, değil. Tamamen olarak, kilit vurulmuş evet, bir halde. Evet, kilit vurulmuş vaziyette. Yalnız bana dedikleri şu, dediler ki işte hocam biz burayı... böyle müze yaptık ama onun yerine şehrin biraz kenarında yeniden bir cami yapılmış. İşte Türklerin ve Müslümanların yoğunlukla yaşadığı bir yerde yeni bir cami orası yapılmış. Orası ibadete açık. Orası ibadete açık ama burası değil tabii ki. Ama aslında buranın yaşaması lazım. O, yani, o duygusu o duyguyu değil mi? O ruhunun yaşaması lazım. Ama tabii burası Makedonya. Doğru. Makedonya. Yani yine şu da çok önemli. Bakın Makedonya yakın zamanda savaştan çıkmış. Çok zengin olmayan fakir bir ülke. Fakat bu ülkede ve bu şehirde bu sempozyumun 54.sü düzenleniyor. Ve, 54.sü ve böyle düzenleniyor. Bir ülkeden beklemezsin bu evet, adımı. Yani şimdi bu bize bir şey vermesi evet. lazım. Bir düşünmemiz lazım. Bu ülkede 54.sü düzenlenirken niye bizim Beyşehir'de, niye bizim işte şeyli şehirde, niye Cihanbeyli'de, niye başka ilçelerimizde veya niye bizim Meram'da, evet. niye bizim Karatay'da, niye bizim şehirde böyle bir şey düzenlenmez? Tam da o noktayı soracağım. Söylediniz ya hem Kastamonu için hem Erzurum İspir için çok büyük getirileri ilçeyi tanıtmak açısından çok önemli olduğunu söylediniz. Bizde nasıl değerlendiriyorsunuz Konya'daki bu çalışmaları? Böyle uluslararası bir sempozyum mesela ne kadar süre önce yapılmıştı? Yani daha önceden yapılıyordu, bir dönem yapılıyordu. Konya'da bir sanatçı arkadaşımızın şeyiyle Karatay Üniversitesi'nde katkılarıyla yapıldı. Sanırım 3-4 kere yapıldı. Ama daha, belediyenin öncülük ettiği. Ya daha sonra ya belediyenin öncülük ettiği herhangi bir şey olmadı. Ama geçen sene bir çok kısa bir deneme oldu. Zaman darlığından gerçekleştirilemedi. Ama bu sene inşallah gerçekleştirilebilir. 42 sanatçı ve 42 eser diye Konya Büyükşehir Belediyesi ile Selçuk Üniversitesi'nin organizasyonunda. Evet, biz de katılmıştık hatta. Evet. Sizin de bir resminiz evet, orada vardı. Evet, benim de orada bir resmim vardı. Ama tabii burada şey olmadı. Ulusal. Fakat sanatçıların birbirine kaynaşma olayları vesaireler olmadan oldu. Zaman, yani zaman o sizin darlığı. Anlattığınız ama bundan o taş... sonra bundan sonra daha büyük çaplı, daha anlamlı olacaktır. Öyle ümit ediyorum. Tabii bizler de üzerimize düşen görev olursa bunun için elimizden geleni de yaparız tabii ki yani. Sizin o anlattığınız Kastamonu'daki bir kahvaltı, orada yatılı kalmak, orayı akşamıyla, gecesiyle, sabahıyla paylaşmak çok daha önemli. Evet. Bir arada. Tabii ki yani. Kalarak tabii ki, tabii yaptığınız bir daha arada. Önemli. O çok çok önemli tabii. Yani. Şehre ne katardı? Mesela bizde böyle bir organizasyon yapılsa neresi olmalı? Beyşehir'i mutlaka ilk sıraya yerleştirirsiniz siz. Çünkü tabii bir yani, Beyşehir aşığısınız. Beyşehirliyim. Beyşehirlisiniz ve Beyşehir aşığısınız. Beyşehirliyim. Yani Beyşehir'de çok güzel hakikaten mekanlar güzel var yer değil mi? Yani. Hakikaten resmedecek. Güzel yer ya. İşte Eşrefoğlu oraya... Bu boşuna gelinmemiş. Orada boşuna bir beylik kurulmamış. O yüzden ismi de zaten Beyşehir'i. Orada da ülkemizin hatta dünyanın çok nadide bir eseri var. Yani ahşaptan oluşmuş o Eşrefoğlu Camisi. Evet. Yani bunu dünyadaki birçok ülkedeki sanatçılar gelsin orayı görsünler, tanısınlar. Veya bizim gelsinler buradaki Alaaddin Camii'ni, bir Karatay Medresesi'ni tanısınlar. Konya'mızı tanısınlar. Ve kendi ülkelerini de tanısınlar. Buradan etkilensinler. Ya biz nasıl gittiğimiz yerden etkileniyoruz? Yani adamların, oradaki insanların, yani o dışarıdaki, o Makedonya'daki, daha önce de Bosna Hersek'e gittiğimde de yine aynı şeylerle karşılaştım. O fakirlikte, o yoksullukta sanatçıya verdikleri değer, önem. Bunları hissediyorsunuz. Bunları hissettirebilmek. Yani nedir?
Oradaki bıraktığımız çalışmalar o şehir için en büyük bir kazanç. Evet. Çünkü oraya gelen birçok sanatçı, işte Makedonya'dan, yine tek Türk bendim orada, işte Polonya'dan, Çekoslovakya'dan, oradaki diğer Balkan ülkelerinden, uzaklardan gelen ressamlar da vardı. Her gelen ressam kendi şeyinde çok çok değerli isimler ve yapmış olduğu çalışmalar çok çok değerli veya fiyatı ölçülemeyecek derecede. Hı hı. Böyle eserlere sahip oluyorsun yani. Ha, böyle bir koleksiyonu eserler oluyor şehrin. Ve o koleksiyonuyla birlikte şehrin tanıtımı ve tarihe iz bırakmak, tarihe resmetmek, evet, çok önemli. Çok gururlandım ben de sizin adınıza. Çünkü Türkiye'den sadece ben gittim dediniz. Bu çok önemli. Oradaki konuşmalarınızda ve ülkeler arası ressamların bir araya geldiğinde ortak noktanız ne oluyor Muhsin Bey? Yani hepinizin bir o birleştiği ortak noktamız. Ortak noktamız, ortak noktamız renkler. Renkler. Yani renk diliyle konuşmak, resimle konuşmak. Ah, çünkü ben Türkçe konuşuyorum. Onların hepsinin ayrı ayrı dilleri var. Tabii İngilizce olarak birçok şeyler de anlaşılabiliyor ama ya benim İngilizce de çok zayıf. Ama o resimlerle anlaşabilmek. Yani resim ortak dil. Dildir yani burada. Yani insanları birleştiren, kaynaştıran farklı bir şey. Ve sizi de oraya farklı bir araya şey getiren. Nasıl spor yani bir ortak şeydir insanlar arasında. Resim daha barışçıldır. Daha sevgi doludur. İçerisinde tartışmanın, küfürün, hiçbir olumsuz şeylerin olmadığı, negatifliğin olmadığı, evet, bir dildir aslında resim. Evet. Ya resim hem bir dil, bir de şeyi de şimdi sonbahar o renklerin şu andaki en sıcak olduğu, en güzel olduğu dönemlerde aklıma o şey de geldi. Yani resim resim bir şiirdir. Yani renklerin şiiridir. Hı hı. Renklerle yazılan, renklerle yapılan bir şiirdir. Çok güzel söylediniz. Ve bir sözünüz daha vardı, unutmuyorum. Resim renklerin şarkısıdır da diyorsunuz. Şarkı, yani, evet, şiir, harika. Peki reklama girmeden biliyorum çok sanat müziği dinlersiniz, güzel türküler söylersiniz. Şöyle bir kuble bir şey söyler misiniz bize bugün? Konuşmadık gerçi, vallahi böyle ani yani oldu ya, ama reklama geçmeden şöyle bize bir yani kendi kendimize söyleyeceğimiz, hani böyle orkestramız, sazımız falan yok ama mırıldanacağınız bir şey var mı? Öyle geçelim. Vallahi. Tamam, bir bakayım bakalım ne elinde gelirse. Peki o zaman. Çıkarsa onu söyleyeyim. Zaten. Peki, buyurun. Nasıl geçti habersiz o güzelim yıllarım, bazen gözyaşı oldu, bazen içli bir şarkı, her anını eksiksiz dün gibi hatırlarım. Dudaklarımda tuzu, içimde durur aşkı. Hani o saçlarına taç yaptığım çiçekler, hani o güzel gözlü ceylanların pınarı, hani kuşlar ağaçlar, bin bir renkli çiçekler. Nasıl yakalamıştım saçlarından baharı, hani kuşlar ağaçlar, bin bir renkli çiçekler. Nasıl yakalamıştım saçlarından baharı.
Yeni gelenler hoş geldiniz efendim. Ressam Muhsin Kaleli Bey ile birlikteyiz ve resmi konuşuyoruz. Yaptığı çalışmaları izledik. Böyle reklama giderken bir kuble, neydi şarkımızın adı? Nasıl geçti habersiz? Evet, o güzelim yıllarım. Onu mırıldandı bize. Keyifli bir sabah yaşatıyor bize. Sağ olsun Muhsin Bey. Sanatı konuşuyoruz ve resim sanatını konuşuyoruz. Bir taraftan da bu yoğunluk içerisinde Muhsin Bey'in atölye çalışmaları var. Atölyeye mutlaka uğramalısınız. İlla öğrenci olarak değil, o havayı teneffüs etmeniz açısından ben tavsiye ederim size. Oraya her gittiğimde çünkü çok farklı duygular içerisinde oluyorum ben de. Çok güzel bir ortam ve orada öğrenciler var. Birazdan bunlardan bahsedelim istiyorum Muhsin Bey. Sınavlar için, yetenek sınavları için gelen öğrenciler var. Ben artık resim yapmak istiyorum diye gelenler de var. İlla bir sınav için değil. Hayatımda bir değişiklik olsun, değişiklik yapmak istiyorum diyenler de geliyorlar. Atölye çalışmaları nasıl gidiyor? Ve hangi saatlerde, ne zaman gelebilirler? Hafta içi mi? Nasıl düzenliyorsunuz? Biraz da bu konularda bilgi almak istiyorum. Tamam. Şimdi resim, şöyle diyorum, resim bir şifadır. Ne güzel söylediniz. Resim bir terapidir. Yani insanlarımıza. Ya resimde farklı bir boyuta, farklı bir dünyaya geçiyorsunuz. Biz de bu resmi, yani bilgilerimizi, öğrendiklerimizi, öğrencilerimize aktarmaya çalışıyoruz. Bununla ilgili hafta içi, salı, çarşamba günleri... ders almak isteyenlere ders veriyoruz. Ev hanımlarına. Yani yaş sınırımız da yok. Yani ben resim öğrenmek istiyorum. Hiç bilmiyorum deyip de gelenler var. Hocam ben hiçbir şey bilmiyorum. Tamam. Onlara sıfırdan öğretmeye çalışıyoruz. İşte kara kaleminden, işte pastelinden ve daha sonra yağlı boyasından. Yani hepsini ne gerekiyorsa onun ileride iyi bir ressam olabilecek şekilde, yani duygularını ifade edebilecek şekilde yetiştirmeye gayret ediyorum. Biraz biliyor, daha ilerletmek istiyorsun. Yine buyursun gelsin. İşte ya benim yaşım işte 60 oldu, 70 oldu. Yani hiç önemi yok. Yani şu anda yaşı çok ileride olup da atölyemize gelen öğrencimiz var. Yaşı çok küçük olup da yine atölyemize gelen öğrencilerimiz var. O pastellerle başlayan çocuklar var yani değil mi? Yani şimdi tabii bir de şu var. Tabii bu bahsettiklerim hobi amaçlı. İşte ben rahatlamak istiyorum. Kafam şey olsun. Daha huzurlu olmak istiyorum. Evime, duvarıma kendi resimlerimi asmak istiyorum. Veya dediğim gibi ben çok iyi yerlere gelmek istiyorum. Çok iyi resimler yapmak istiyorum. Herkesin yeteneği ölçüsünde ve isteği. İsteği ölçüsünde, çalışması ölçüsünde, resme olan sevgisi üzerine ne kadar seviyorsa veya ne kadar öğrenmek istiyorsa o kadarını alıyor. Bir de sınava hazırlanan öğrenciler var bir grupta. Evet, yani bir de sınava hazırlanan öğrenciler var. Onları da öğrenelim. Şimdi yetenek sınavı dediğimiz zaman Güzel Sanatlar Lisesi, üniversitenin Güzel Sanatlar Bölümü veya Etli Fakültesinin Resim Öğretmenliği Bölümü, grafik bölümleri, geleneksel Türk sanatları bölümleri, bunlar hep desenlerle, çizimlerle sınavla alıyorlar. Bununla ilgili de oğlum Oğuz Kaleli resim derslerini onlarla o ilgileniyor. Cumartesi pazarları şu anda. Ona da selam gönderelim. Evet. Yani o benim en büyük desteğim atölyede. Yani en büyük gururum aynı zamanda. Evet. Yani onun da kendisinin de güzel çalışmaları var. Onun elde etmiş olduğu başarıları vesairesi de bir şeyi olarak, babası olarak da benim için ayrı bir mutluluk, ayrı bir bana gurur sağlıyor. Yani onlarla mutlu oluyoruz tabii ki haliyle. Ve bir öğrencimin şeyi de söyleyeyim. Yani bir öğrencimin başarısı, işte bir evladımın başarısı gibi. Ya bir öğrencim de yani güzel bir resim bitirdikten sonra mutlu oluyorsun.
Yine geçenlerde yine bir müddet uzak bir şehirde atölyeme gelip giden bir öğrencim vardı. Onun kişisel sergisi oldu. Adana'ya gittim. Ne kadar sergisini güzel değil mi? Tabii gurur. Ki bunlar da bizim için gurur. Nedir? Yetiştirdiğimiz insanların artık bir şeyler vermeye başlaması, meyveler vermeye başlaması. Ve o öğrencilerimizin vefalı olması. Bu da çok önemli. Size geri dönüş yapması. Yani hocam, tabii ki. Yani şimdi yetiştirirsin, yetiştirirsin. Bir bakmışsın yok olmuş. Ya daha da onu sen yetiştirmek istiyordun ama yok olmuş. Ama o bu ayrı sizden mesele. De kaynaklanıyor biliyor musunuz? Kurduğunuz evet. iletişimden de kaynaklanıyor. Yani sizin yetiştirmiş olduğunuz öğrencilerin çoğunu sizi anmadan ya da size haber vermeden bir şey yapacağını düşünmüyorum. Çünkü siz öyle bir iletişim kuruyorsunuz ki onlara. İşte hem hocalık yapıyorsunuz, hem abilik yapıyorsunuz, hem bazen arkadaş oluyorsunuz. Yani sohbetleriniz tabii. O yüzden saatler kopmaları boyun, imkansız gibi geliyor. Saatler boyunca tabii ki beraberiz. Yani benim mesela üzüntülü bir günüm oluyor. Onlar hocam ne oluyor size falan veya sevinçli günüm. Ya onlar da aynı şekilde. Herkesin kendi kendine o yaşamın getirdiği şeyler içerisindeki sıkıntıları vesairesi. Ya bir aile gibi oluyoruz orada. Ve işte o aile olduğunuz evet. için dedim ya yani kopamazlar. Yani oradaki o öğrencilerin başarısı benim de başarım oluyor. Mutfağa mı söz verelim Ülkü? Tamam, sana bir söz verelim. Biz bir taraftan sohbetimizi, bu güzel sohbetimizi, bu renkli resimle dair sohbetimizi yaparken bir taraftan da mantı yapıyoruz efendim. Tepsi mantısı işte ekranlarınıza geldi. Ne durumdayız ben, Ülkü? Ben fırında kızarttım Ayşegül. Şu şekilde altları hafif kızarıyor. Bu tamam demektir. Bismillah. Suyunu ilave ediyorum. Ah şahane oldu. Tam üzerini dolduracak şekilde sosumuz var. Çok güzel. Cızırtıyı da duysunlar diye hiç konuşmuyorum. Çünkü hem o dumanını hem de cızırtısını duysun izleyicilerimiz diye. Yeniden verecek misin? Şimdi tekrar fırına gönderiyorum. Bu suyu çekecek Ayşegül. Fırında pişecek. Ve kaç dakika daha? O suyu çekene kadar bir 8-10 dakika kadar yeterli. 10 dakika daha piştikten sonra servise i̇nşallah hazır olacak. Hazır. Çok güzel göründü. Eline sağlık Ülkücüğüm. Afiyet olsun inşallah. İnşallah seversiniz. Nasıl mutfaklarınız Muhsin Bey? Mutfakla... Yemek için girenlerden misiniz? Ya bulursam yiyorum. Yoksa arada yapar mısınız? Yok maalesef ya. Yumurtayı güzel kırarım. Yumurtayı güzel yumurta pişiririm. Güzel çay pişiririm. Onu tabii mesela. Güzel yemekler olursa da güzel yerim. Güzel de yerim. Muhsin Bey'in atölyesine gittiğiniz zaman orada hiç yabancılık çekmiyorsunuz. Kahvenizi kendiniz yapabilirsiniz değil mi? Evet. Çayınızı koyabilirsiniz. Çayınız bittiği zaman da kalkıp alabilirsiniz. Yani orada genel, öyle bir ortam var genellikle çünkü. Genellikle Türk kahvesini gelen misafirler yapıyor. Ben de yapıyorum çünkü biliyorum. Her şey orada hazır, malzemeleriniz hazır. Kahvenizi yapıyorsunuz, oturuyorsunuz. O resimlerin içinde de güzel bir sohbet ediyorsunuz. Yetenek sınavları için gelen öğrencileriniz ne kadar zaman ayırıyor? Ve kazanıp gidenler mutlaka olmuştur. Evet, haberleri evet. geliyordur size. Ekranlarda ben de gireceğim bu sene bu sınavlara. Ne kadar süre ayırmalıyım diyen öğrencilerimiz olabilir çünkü şu anda. Onları bilgilendirmek yani şimdi, adına. Eğer yetenek sınavına girecek öğrenciler bir an önce başlamaları gerekiyor ki o sınav zamanına kadar kendi hani ellerinin rahatlaması lazım. O elleri kırılmalı denir ya. Kırılması lazım. Tabii sınavdan sınava çok yakın geldikleri zaman daha sıkıntılı veya daha hızlı tempolu olması gerekiyor. Ki biz o zamanlar daha yoğun oluyoruz. Daha yoğun öğretiyoruz. Haftanın şu anda iki gün ders yapıyorsak o zaman artık her gün ders yapmaya başlıyoruz. Önceden olması her zaman için avantaj. Evet, erken başlamaları. Tabii erken başladığında daha rahat oluyor. Bir de stres olayı var biliyorsunuz. Bu sınavlar hep stres. Tabii ki şimdi bu normal üniversite sınavlarına girip belli bir puanı aldıktan sonra yetenek sınavına girmesi gerekiyor. Tabii ona da hazırlanıyor şu anda öğrenciler. Ama en azından haftada bir günlerini
iki günlerini, belli saatlerini ayırırlarsa hem kendilerine rahatlama olur, diğer sınavlarına da çalışmış olurlar. Bir denge içerisinde götürebilirler. Hem lise için, hem güzel hem sanatlar lisesi, hem de üniversitenin yetenek sınavıyla alan tüm bölümlerini. Peki üniversite sizce ne katıyor Muhsin Bey? Siz alaylısınız ama Oğuz bir üniversiteli ve evet, çok başarılı. Sizin de dediğiniz gibi biz de gurur duyuyoruz onunla. Ne katıyor? İkisini kıyasladığınız zaman kendinizle, yani yetenek mi, eğitim mi, hep konuşulur ya bu. Evet. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani şudur, ikisi de olması gerekiyor. Yani eğitimli olmak gerekiyor. Yani biz bir sanatçının yetişebilmesi, tabii uzun yıllar, uzun zamanlar alıyor. Bunun hem teorikte, hem de pratikte, yani kişinin kendisine bağlı. Üniversitelerimiz o imkanı sağlıyor. Ama ne kadar yeterli tabii ki tartışılabilir. Kişi yani o sanat bilgilerini, o teorisini vesairesini üniversiteden alır veya orada devam ettirebilir. Kendisi çalışmazsa, eğer resim yap üretmezse ne olacak o zaman? Yapacak bir şey yok. O zaman yapacak bir şey yok. İkisini dengeli götürürse evet, öğrenci hem teorisini hem pratiğini hepsini, yani gecesini gündüzünü sanata adar, sanata verirse işte ondan muhteşem şeyler çıkar. Kazanıp giden öğrencileriniz, derece evet, alanlar, evet, haberleri yani şimdi, gelenler biliyorum. Ya biz onlardan çok çok mutlu oluyoruz. Yani ülkemizin çok seçkin üniversitelerine dereceyle giren öğrencilerimiz oluyor. Onlar bize gurur veriyor. Bir de en çok sevindiğim şeylerden birisi yine kendi kendime yaptığım. Mesela yine bir öğrencimiz var, Ankara'dan geliyor. 15 güne bir mesela Ankara'dan geliyor, bizden ders alıp gidiyor. Afyon'dan bir öğrencimiz var, öyle Afyon'dan geliyor, uzak yakın demiyor. Yani bu öğrenme isteği, azim, aşk işte. Evet. Yani onu oradan getiren ne? İşte geçen sergisini açtığımız mesela Ayşe Hanım, ayda bir kere mesela Adana'dan çıkıp geliyordu. Yani bunlar yakın yollar değil. Yani bunları yaptıran o resim öğrenme azmi ve daha ileri gitme azmi. Ve yaşı yok dediniz ya, o kısım çok önemli evet, herhalde. Yaşı yok. Yani artık ben ne yapacağım bu saatten sonra? Millet Ankara'dan, Afyon'dan, Adana'dan geliyor dediniz. Evet. Tabii bizim yani Konya'mızda, Konya'mızdan gelenler de şeylerimiz de var. Yani atölyemizi uzak görmesinler, onu da söylüyorum. Yani çok yakın ya, tren. Tam da onunla ilgili bir soru var. Ben de katılmak istiyorum. Adresinizi bilmiyorum demiş. Adres nerede acaba demiş. Hemen bir tarif edebilirsiniz Muhsin yani, Bey. Tren garının hemen arkasında veya Meram Yeni Yol'daki o batı çıktığı geçtikten sonra sol tarafta Kaleli Sanat Merkezi diye. Bize sosyal medyadan da ulaşabilirler. Evet. Kaleli Sanat Merkezi veya Muhsin Kaleli Facebook veya işte Instagram'dan da bulup ulaşabilirler. Gerçekten illa oraya öğrenci olarak gitmeniz değil, orada bir bardak çay ya da bir tatlı kahve, yani şekersiz bile olsa, sade bile olsa bir tatlı kahve içmeye mutlaka gitmelisiniz. İzleyicimiz demiş ki, hocamıza sorar mısınız, tanıdığı iyi genç ressamlar var mı Türkiye'de? İsim verebilir mi bize demiş. Var mı takip ettiğiniz? Tabii ki ya, tanıdığımız genç ressamlar var mutlaka ki. Yani isim de veririm ama sanırım şimdi en başta ben tanıdığım genç ressamlar deyince ilk başta kendi oğlumu söyledim. Tam yani onu söyleyecektim. Sanırım ilk söyleyeceğiniz yani, Oğuz olabilir. İlk söyleyeceğim tabii ki yani Oğuz Kaleli. Çok güzel işler yapıyor. Çünkü hakikaten yani babası olduğum için değil, yaptığı işlerinden dolayı ben gurur duyuyorum, hocaları gurur duyuyor. Yani onu tanıyanların hepsi
Keşke birkaç tane de Oğuz'un resimlerinden evet yani aslında buraya da gelmesi lazım evet. Oğuz'un. Bir dahaki sefere babaoğlu ağırlayalım beraber sizi inşallah. İnşallah. Evet. İnşallah. Sadece Oğuz sadece tek Oğuz için değil. Tabii diğer yani. Oğullarınız ve kızınız da aynı evet. başarıyı sizin yolunuzda ilerleyerek gösteriyor. Onlara da selam gönderiyorum. Evet. Nevşehir Üniversitesi'nde Hacı Bektaş Veli'de herhalde. O geçen gün yani o büyük oğlu Yavuz Selim de beni çok mutlu etti. Onun yapmış olduğu beste, söz ve müziği kendisine ait Hacı Bektaş Üniversitesi için bestelediği bu marşı senatodan geçip kabul edilmesi ve oranın resmi şey olarak çalınması. Yani bunlar tabii bize mutluluk. Kızınız da yine. Kızım da öyle. Aynı şekilde o 108 sahnesi bitirmesi. O eşi yani oğlumun eşi gelinim. O da aynı şekilde başarılı olması. Yani bizleri mutlu ediyor. Mutlu. Ve Türkiye yani şimdi az önceki arkadaşın şey yaptığı gibi işte Osman Hamdiler geçti. Şeker Ahmet Paşalar geçti. Evet. Yani biz kendi ülkemize bakıyoruz. Tabii dünya resmi açısından baktığımız zaman tabii birçok ünlü isim var. Biz kendi ülkemize, kendi şeyimize bakalım. Bu isimler geçti. Ondan sonra yine Cumhuriyet döneminde birçok resim sanatına imza atan isimler. Şu anda yaşayan çok çok değerli isimler resim sanatında. Ve geleceğin resim sanatında ya bugünkü gençler. Bugünkü gençlerin önünün açılıp olması, onların desteklenmesi. Yani burada... Yani destek dediğimiz zaman bu sadece lafla olan şeyler değil. Bu uygulamalarla vesaireler. O çocukların önlerinin açılıp o bizleri yani ülkemizi dünya çapında temsil edebilmeleri için bizlere ihtiyaçları var. Bu bayrak yarışı ve usta evet. çırak. Evet. Yani. Hani eğitim mi yetenek mi falan diye konuştuk ama aslında bir hocanın elinden çıkman da çok önemlidir. Mesela sizin pek çok öğrenciniz kendi yolunu çizmeye başlıyor. Kendi tarzını, tavrını ortaya koyuyor ama yine de sizden aldığı pek çok kırıntıyla birlikte onları gerçekleştiriyor herhalde. O usta çırak ilişkisine inanıyor yani, musunuz? Yani tabii ki inanıyorum. Yani şimdi ben nasıl kendim yetiştiysem hocamdan ne oluyor? Hocamdan belli temel terbiyeleri, temel şeyler alıyorsun ama ondan sonra da tabii ki diğer başka şeylerden de etkilenmeye başlıyorsun. Başka ressamlar, başka renkler vesaireler. Zaten kapattığın zaman kapalı kalmış olursunuz. Yani biz onları açıyoruz. Ve hala açmaya devam ediyorum. Ben hala öğrenmek için çabalıyorum ve öğrenmeye uğraşıyorum. Ya bunun sonu yok. Evet. Yani bunu devam da ettirmemiz lazım. Yani aynı şekilde biz nasıl yetiştiysek kendi öğrencilerimiz de aynı şekilde aynı terbiye içerisinde onların da yani biz temelini öğretiriz. Ondan sonra o içindeki o duyguları artık serbest bırakırsınız. O serbest onları. Bırakma zamanı geldiği zaman onlar serbest bırakılır. Çünkü dolmaya başlar. Yani hazinesi dolmaya başlar. O renk şeyleri birçok renk. Yani binlerce renk var biliyorsunuz. Bakalım o renkler, o öğrenciler nasıl çıkacak? Ya çok çok güzel. Yani siz de ısrar ediyorsunuz ya bana bir gün haftada bir gününü ayır gelmelisin falan diye söylüyorsunuz. Herhalde haftada bir gün belki eğer yeteneğiniz de varsa tabii, ilginiz de varsa uğramalı gitmeli ki pek çok ev hanımı ya da Konya içerisinde çalışan hanımefendiler size uğrak verdi. Çok güzel resimler çıkardılar. Biz de biliyoruz. Evet. Hatice Hanım'ın, Selcan Hanım'ın pek çok resmi çıktı. Evet. Biz de bunu sosyal medyada hep gördük. Yani ev hanımı ya da hiç resimle ilgilenmemiş biri demezsiniz o resimleri tabii, gördüğünüzde. Yani şimdi, tabii ki o onlar mesela 3 yıl atölyemize devam evet, ettiler. Evet 3 yıl uzun bir yani süre. Yani onun neticesinde güzel şeylere çıkmaya başlamıştı. Yani aynı şekilde yine başkaları devam ediyorlar. Onlar da yani aynı şekilde üzerine kataraktan. Kendi yani yollarını çiziyorlar. Sabırlar. Yani ben işte 3 yıl geldim. Ben ressam oldum.
derseniz olmaz. Bu hala devam eder. Bunun devamı gerekir. Devam edilmesi, daha çok çalışılması, daha çok şeyler öğrenilmesi gerekiyor. Siz dediniz ya, ben hala eğitiyorum kendimi, hala bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Bunlar bakış açınızla mı, yani ne katarak ilerliyor bir ressam? Çok merak ettim şu anda. Yani dinlediğiniz müzik mi, yoksa çalışmalara mı bakıyorsunuz? Pek çok yine işte uluslararası katıldığınız sergilerden mi etkileniyorsunuz? Nasıl geliştirir bir ressam kendisini? Ya şimdi tabii hani ki, hiç oldum demez diyorsunuz ya, ya. Tabii ki okumak lazım. Bir de tabii resimle ilgili güncel şeyleri takip etmek, yapılan resimlere bakmak, sergilere gitmek. işte her sergide işte o... sadece orada işte kokteyle katılıp birkaç bir şey yemek, yiyip içmek değil, yani oradaki resimleri incelemek. ve okumak, yani asıl şey okumak. Yani kendinizin o resimle ilgili bir felsefenizin oluşması. Bir düşüncenizin oluşması. Bir amacınızın olması ve o amacınız doğrultusunda onların resime yansıması. Yansıtması. Çok önemli. Biz de bir misyonu olan insanlarız. Müslüman olarak da bir misyonumuz var tabii. Bunları da herhalde yansıtırken siz de çok titizlikle davranıyorsunuz. Hem kültürümüze, yani tabii hem ki, dinimize. Hem... Tabii ki. Yani şöyle söyleyeyim. Resim şimdi bakıldığı zaman işte bir batı sanatı olarak görülebilir. Ama Osmanlı'da biz bunun çok örneklerini tabii görüyoruz. Tabii ki, yani çok örnekleri, çok örneklerini görüyoruz. Yani şunu söylüyorum ben. Biz nereye aitsek orayla ilgili çalışmalar yapalım. Evet. Yani bunu modernize edebiliriz. Yani dünyayı daha iyi anlaşılması için. Yani aynı müzikte olduğu gibi. Yani Türk motifleri kullanmak. Anadolu motifleri kullanmak. Bu bizi daha farklı ve daha özgün kılar. Ama biz tutup da İşte bir Parisli sanatçının yaşadığı, yaptığı gibi işte bir Eyfel Kulesi'ni veya ondan etkilenip başka şeyler yapmasını tabii ki olabilir. Ama bizi daha özgün kılan bizim kendimize ait şeyleri yapmamız, kendi kültürümüz. Bunları yansıtmamız lazım. Bunları ne kadar yansıtıyorsak dünyadaki diğer sanatçılar da bize o derece değer vereceklerdir. Çünkü onların gözünde biz farklı geleceğizdir. Nasıl bize onlar farklı gelip... onlar kendilerine özgün şeyler yaptıkları için biz de kendimize özgün şeyler yapalım ki sanat ortak değil. Yani ne dedik? Resim ortak değil. Evet. Yani tüm sanat şeyleri ortak değildir ama sen kendine özgün şeyler yapman lazım. Yani özenerek değil, dışarıya batıya değil. Özenerek veya taklit ederek değil. Onun tekniğini alabilirsin. Ya yani onun resimdeki tekniğini nasıl teknik yapabilir? Ama sen aynı o teknikle sen kendine özgün bunları yansıtmamız gerekiyor. Ve bu da işte bizim en önemli misyonumuzdan biri. Çok güzel söylediniz. Kültürler arasında bir köprüdür aslında. Bir köprü görevi yapıyor. Ve kendi tarzımızı yansıtmamız gerekir dedi. Biz de sizinle gurur duyuyoruz. İyi ki şehrimizde bir Muhsin Kaleli var ve bizi temsil ediyor. Türkiye'nin ve dünyanın pek çok noktasında bizi temsil ediyorsunuz. Siz de bizim gururumuzsunuz. Çok teşekkür ederim. Yani biz teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Yani bir programcı olarak sanata verdiğiniz değer, resme verdiğiniz değer, bizleri buraya davet etmeniz. Estağfurullah hocam, her zaman. Bu da sizlerin ne kadar ince olduğunuzu, ne kadar düşünceli olduğunuzu gösteriyor. Tabii ki umursamayabilirsiniz. Tabii ki her şey sizin şeyinizde. Ama bunca dediğiniz gibi ilk baştaki diye bunca işte ülkenin durumları arasında. Kavga dövüş işte her neyse. Bunların arasında tutup da Muhsin Kaleli'yi davet etmeniz. Bizim için büyük bir mutluluk, büyük bir onur. Çok teşekkür ederim. Ben de her zaman başımızın üstünde yeriniz var. Bu şehrin kazandırdığı isimlerden birisiniz ve sizinle her zaman gurur duyuyoruz. Bugün çok o çalışmalarınızı, o resimlerinizi görmek de bizim içimizi açtı. İnşallah nice güzel, başarılı çalışmalara diyelim. İnşallah. Mutfağa inşallah, geçelim mi? Evet. Orada da Ülkü bir resim yaptı. Hemen mantığımızı. Bakalım inşallah. Mikrofonunuzu elinize almanız yeterli.
arka tarafta. Evet Öykücüğüm, sen de bugün bir mutfakta resim yaptın ve mantı yaptın. Buyurun lütfen önden Öykü'nün yanına geçelim. Tepsi mantımız vardı bugün efendim. İşte. Çok güzel görünüyor. Son dokunuşları da evet, yapmışsın. Yaptım, hocam nasıl? Evet. Son dokunuşlar. Evet, kokusunu aldım önce. Çok güzel. Görüntü de çok güzel değil çok mi? Çok güzel. Hayatımızdan renkler, görüntüler hiç eksik olmasın inşallah. Rabbimin verdiği bu güzel nimetler için de şükretmek lazım tabii ki. Mutlaka. O gerçek ressam yapmasaydı biz de bunları göremezdik. Eline sağlık Ülkücüğüm. Afiyet olsun. Var mı söyleyeceğim? Söyleyeceğim bir şey. Hepsini aktardım herhalde. Kaçıranlar nereden görecekler? Evet, Facebook sayfamızdan. Hanım Eli sayfamızdan. Evet. Tarife de ulaşabilirsiniz. Ve oradan da malzeme listesini de alabilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum Muhsin ben Bey. Ben teşekkür ediyorum. Yine bekleriz. İnşallah. Atölyedekilere selamlar götürün. Böyle güzel yemekler olursun. Yine geliriz. Yine geliriz. İnşallah. Ama siz de bir an önce derslere başlayalım. Tamam hocam. Hemen tamam, başlayacağım. Okuyalım. İnşallah bu kış düşünüyorum. Oğuz Kaleli'ye selamlar gönderiyoruz. Bizim de sevgilerimizi, selamlarımızı iletin. Atölyedeki bütün öğrencilere de selam gönderelim. Efendim bugün böyle güzel bir lezzetimizle ve güzel resimlerimizle sizinle birlikte olduk. Yarın 10.30'da görüşmek üzere inşallah. Allah'a emanet olun.